Şimdi de alabilir miyim? Bakalım bir ben olmayan bütçesiyle eldiven alabilecek mi? Kolay gelsin. Bir tane eldivene ihtiyacım var. Çok utanarak isteyeceğim ama verebilir misiniz bana? Duş ses tamam dedi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir ben kıpkırmızı oldun şu an. Ya ben böyle şeyleri hiç beceremiyorum. Duş ses ne yapayım? Yerin dibine geçtim şu anda. Ya teşekkür ederim. Bakabilir miyim be? Lacivert de varmış. Ona da bakayım. Hangisini alacaksın? Dış ses. İkisi de çok güzel. Sen kendi nikahına mı gidiyorsun yoksa? Bugün evet gelin olurum bununla. Ya da söylemeyeceğim, ağzımdan kaçıracağım yoksa. Ben bunu alabilir miyim? Çok 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 sağ olun. Kolay gelsin. Allah bin kere razı olsun. Ay çok utandım dış ses. Neyse ki çok kibar davrandı hanımefendiler sana bir ben. Bu arada Aleyna aksesuar seçimine geçmiş bile. Çok zarif ince bir kolye istiyorum. Evet bulduk galiba. Şuna da bir bakayım. Bakalım mı bizde? Elmas aldım bijütericiden. Gidiyorum Doya Doya Moda evinde takmaya. Küçük bir küpe aldım. Şöyle 67,5 yapıyor. 67,5. Ne yapalım be ses? Yapacak bir şey yok. Umarım önümüzdeki günlerde hediye ederler. Param cebimde kalır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Aradığın aksesuarları buldun mu Özde? Ben buldum galiba. Ben bunu alacağım. Ben şunu alabilir miyim? Ne kadar? Şöyle vereyim o zaman. Başka bir şey alacak mısın? Bir tek kemer alacağım dış ses. İçime sinmedi kemerim. Rabia, alışveriş süren bitmek üzere. Gözlüğümü de göstermeyeceğim. Bugünkü hiçbir şeyimi bilmeyeceksin. Ne kadar? 40 lira. Ben teşekkür ederim. Fiş alabilir miyim? Teşekkürler. Kolay gelsin. Bitti. Yetiştirdim. Bunları alacağım dış ses. Ne ara seçtin onları? Tamam gözümle seçtim oldum. Paran kaldı mı peki? Sen bana bırak bu işleri. Şimdi ben bunu alayım. Bunu da alayım. Şöyle vereyim. Bir de fiş alabilirsem. Bunu direkt çantamıza atıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kızlarla buluşmaya gidiyoruz dış ses. Alışverişin bitti mi Aleyna? Evet dış sesciğim, alışverişimizi tamamladık. Her şeyimiz bitti. İçine sindi mi peki? İçime sindi. Yani bilmiyorum. Bu arada Özde de aradığı kemeri buldu sanırım. Çok kalın da değil. Tamam ben bunu alayım ya. Bu olsun. Abla ne kadar veriyorum? 20 olmaz mı? Vereyim ya 20. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Alışverişim bitti. Gel gidip tatlı bir şeyler yiyelim. Rümeysa sen ne durumdasın? Evet alışverişim bitti. Şimdi oturacağım ve bakalım kızlar bana neler söylemiş. Hepsini tek tek senden dinleyeceğim dış ses. Bugün kızlarla pek ilgilenemedin. Özledin sanırım. Evet onlarla bugün uğraşamadım, konuşamadım. Alışverişim uzun sürdü. Stresliydi o yüzden. Şimdi dış ses merak ediyorum. Hem ne denemişler merak ediyorum hem de benim için ne söylemişler. Öncelikle bir benim ne dediğini duymak istersin diye düşün. Rümeysa'cığım o gemi o limana bir daha yanaşmayacak. Lütfen ama lütfen artık beni rahatsız etme. İstiyorsun ki her şey istediğin gibi olsun. Herkes elinde oynatabil. Böyle giderse bu evde hiçbir zaman hiç kimse seninle arkadaş olmayacak Rümeysa. Bir bence ben kimseyi elimde oynatmıyorum. Kimsenin duygularıyla oynamıyorum. Herkesin aklı fikri var. Herkesin yaşı zekası gayet de yerinde. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Şu an sinirinden ne dediğini şaşırmış durumdasın. Bir kendine gel istersen bir cümlelerini seçerek konuş lütfen bir ben senden rica ediyorum. Peki Rabia ne dedi biliyor musun? Rümeysa dün gökten kırmızı kar yağsa da benimle arkadaş olmayacağını söyledi. Benim zaten Rümeysa ile ufaktan yakına ala arkadaş olma gibi bir düşüncem yok yani. Bunu niye ısrarla belirtiyor anlamıyorum. Herhalde bu şimdi bir benle arkadaş olmak istiyor ya. Ona ayar vermeye çalışıyor Rümeysa ya, Rabia yanında olursa ben seninle arkadaş olmam diye. Ama haberi yok ki zaten kimse onunla arkadaş olmayacak. Rabiacığım tatlım bir. Ben gökten kırmızı kar yağ bir ben Rabia ile arkadaş olmam dedim. Bir benle arkadaş olmaya çalışıyor demişsin ya. Ben zaten bir benle arkadaştım. O yüzden yeniden bir benle arkadaş olmaya çalışmıyorum. Bir benin gönlünü almaya çalışıyorum. İki, sana şunu da söyleyeyim. Bir ben seninle arkadaş olabilir. Ben buna karışmam. Sadece benim yerim ve benim değerim daha farklı olsun isterim. Bu kadar. Rümeysa'nın bir benin kalbini kazanma isteğini tabii ki de samimi bulmuyorum. O kadar itici görünüyor ki asla inanmıyorum. Rümeysa böyle arkadaşlıklara kafa yormasa keşke artık. Rümeysa artık arkadaşlık kurmasa keşke. Çünkü inanılmaz kötü örnek oluyor. Özde'ye yapılan kesinlikle büyük bir haksızlık. Birbirine ne yaptıysa Özde'ye de aynısını yapıyor. Mola süren bitti bu arada. Toplanma noktasına gidelim mi? Gidelim, hadi gidelim. Nasıl geçti alışverişin? Güzel bir şey aldım. Üstüme yakıştığını düşünüyorum. Çok uzun zamandır giymediğim için giymekten yana bir sıkıntı da görmüyorum. Çünkü çok kombin yaptım. Bence güzelim. Ben genel olarak zaten güzel giyiniyorum yani sıkıntı yok. Podyumda göreceğiz Özde. Hadi gidelim. Bir ben, sen ne durumdasın? Alışverişim
alışverişim bitti. Derken sana yakalandım. Ne aldın? Baklava aldım. Dün söz verdiğim gibi fıstıklı fıstıklı. Peki şimdi ne yapıyoruz? Kızlarla buluşuyorum. Sonra da tampuanları topluyorum. Hadi görüşürüz. Rabia, senin alışverişin nasıl geçti? Çok yorucuydu ama bugünkü kombinimden eminim. Uzun zamandır kombinimden bu kadar emin olmamıştım. Podyumda göreceğiz Rabia. Tamam, hadi kızların yanına gidelim. Birazcık onları şey yapalım. Bakayım neler almışlar. 9 TL bizim. Bu arada Kemal Bey nerede acaba? Gidip arayalım istersen. Bir arayalım evet. Bakalım neredeymiş Kemal Beyciğim. Canım Kemal Beyciğim. Bugün bir de Kemal Bey'imizin doğum günü. Önce buluşma noktasına gitmemiz gerekiyor. Kızlar acaba Kemal Bey'in yanına çoktan gitmişler mi, ona bakacağım şimdi. Gel, biz geç kaldık hadi. Tuğçe, sen ne durumdasın? Alışverişimi bitirdim. Keyfim yerinde. Aklımdakileri de yaptım. Bence bugün tam puan alırım diye umuyorum. Şimdi hemen kızlarla buluşmaya gidiyoruz. Kemal Bey, bütün kızları toplamışsınız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlarımız konseptlerine uygun giyinebilmiş midir sizce? Hiç anlamayacaksınız. Ben şimdi şöyle bir şey var. Siz tabii kendi konseptinizi kendiniz belirleyip bizim karşımıza çıkacaksınız. Biz tahmin edeceğiz ya. Acaba siz o söylediğiniz konsepte göre giyindiniz mi ki biz onu tahmin edeceğiz? Evet. Evet. Ben net giyindim. Ama yani tahmin edemeyin dediniz. Siz tamam da de işte Kemal Bey. Hayır, şimdi sen mesela bu kombinle nereye git diyorsun dediğimde, atıyorum kahve içmeye gidiyorum diyorsun ya mesela bana. Ha, yok yok, kahve şimdi içmeye gitmiyorum. Şimdi o kombinle konseptin örtüşüyor mu ki ben tahmin edebileyim? İpuçlarımız var. Küçük, var mı ipuçları? Çok küçük ipucu ama böyle Kemal Bey böyle benim çok küçücük. Geçen seferki gibi skandal bir bölüm olmayacak inşallah. Bu sefer Kemal Bey, geçen sefer de bizi mahvetmiş, bu sefer size gram ipucu yok. Hadi bakalım, intikam zamanı diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Sizin sürprizinize karşı biz de boş kalmadık elbette Kemal Bey. Sıra bizde. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğdun Kemal Bey. İyi ki doğdunuz Kemal Bey. İyi ki doğdunuz. Yandı. Kendi kendine yandı. Allah'ımı bir işaret mi? Dilek çıkıyor Kemal Bey. Dilek. 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 Teşekkür ediyorum. 41 yaşına girdi. Ciddi ya, ki doğdun. Ya, ya. 41. Ya. 41 kere maşallah diyelim. Dileğinizi tutup pastanızdan bir lokma almazsanız olmaz ama. İnşallah dileğiniz de böyle kabul olur. Allah'ım sen konuyu biliyorsun, amin. Bu arada Pendik'i nasıl buldunuz Kemal Bey? İlk kez geldim, son kez olmayacak ama. Ama sokaklar arasındaki mesafe var değil mi evet, Kemal Bey? Bir konuda evet, size ya hak verdim. Bu Pendik sizi çok yoruyor. Evet, yoruyoruz. Çok kocaman. Allah'tan tesadüf oldu, birkaçınızla karşılaştık falan. Belki de yetişemezdim eğer tesadüf olmasaydı. Size sadece bu Pendik konusunda bir empati yapabilirim. Yoruluyorsunuz. Yetiştiremeyince fark etmeyecek. Hayır. Kesilir. Kahveleriniz de geldi.